Aslında ben iki üniversite mezunuyum. Kasiyer olarak bir yere girmek için bile torpil ayarladım. Yani asgari ücretle çalışacağım bir yerde. Yani çalışmıyorum. Umarım çalışacağım. Yani kesinlikle. Yani bugün peynirin kilosu olmuş 300 lira. Etin kilosu olmuş 600 lira. Domates yani yaz ortasında 40 lira. Yani ne diyebiliriz ki? Yani kesinlikle yani hayatta kalmak için yiyip içiyoruz aslında. Hani doymak için, tat almak için değil yani. Ki onu da yapamıyoruz yani. Çok ekonomi çok kötü. Ekonomi diye bir şey yok zaten. Yani kesinlikle çok kötü durumda yani. Yani şöyle bir şey var. Zaten bir giyim mağazasına gittiğimiz zaman elemanlar bile kendileri bile söylüyorlar. Sürekli fiyat güncelleniyor. Aldım. Yani insanlar bu psikolojiyle yaşıyor. Bugün almasam demek yarın hiç alamayacağım. Bu şekilde insanlar yani. Bu durumun sebebi kötü yönetim. Başka da hiçbir sebebi yok. Biraz gençlere yol verelim. Farklı fikirler olsun. Yani gelir dağılımında adaletsizlik var. Bu konuda bir şeyler yapılsın. Yani diyecek çok şey var ama insanlar da artık bıkmış. Hiçbir şey söylemiyor yani. Herkes susmuş artık yani. Susan bir Türkiye halkı var. Yapacak bir durum yok. Herkes kime söylesen yapacak bir durum yok. Aslında yapacak çok şey var ama insanlar tükenmiş durumda. İyi de beslenemedikleri için düşünemiyorlar zaten. Susuyorlar. Yapacak bir şey yok. Çantamı gösterebilirim açıp şu anda. Kredi kartları borçlarımı da size dökümünü verebilirim. Başka ne söyleyebilirim? Görünen köy kılavuzu istemiyor zaten yani. Bugün mandırada sadece zeytin, peynir aldım. 450 lira para verdim. Ve ben bu 10 bin lirayla ayın 19'una kadar geçirmek zorundayım. İki de çocuk var. Okutuyorum torun. %100'ün üzerinde enflasyon. Her dakika bir faiz oranı artışı var. Faizlerin durumu belli. Kredi kartlarının durumu belli. Ev kiralarının durumu belli. Kesinlikle hiçbir şekilde dışarıdan hazır giyim mümkün değil. Almıyorum, alamıyorum. Ekonomi şu an çok kötü durumda diyebilirim. Çarşı pazarlarda herkes dolaşıyor kalabalık ama alışveriş yapan az insan var diye düşünüyorum. Ya geziyoruz da ama alacak bir şey olmadıktan sonra, alım gücü olmadıktan sonra gezmenin bir anlamı yok ki. Gezip bakıyoruz sadece. Fiyatlar her ürün yükselmiş. Bir tek kıyafet değil. Yani Türkiye'de otomotiv sektöründe olsun, diğer ürünlerde olsun her şeyin fiyatı yükselmiş. Bence bunu bilinçli de yapıyor olabilirler diye düşünüyorum ben. Çünkü tarlada bir ürünü 1 lirada çiftçi satarken piyasaya gelince 20 liraya yükselen bir ürünü bence bilerek yapıyorlar bunu bir şekilde. İnsanlar şu anda karamsar. Yani hiç kimse mutlu değil ekonomiden dolayı. Müşteriler zaten yanmış durumda. Biz perişan durumdayız. Zaten çocukluk aç. Eve otostopla gidip geleceğiz yakında. Her gün zam, her gün zam. Yani bu gidişat iyi değil. Böyle giderse sonumuz kötü. Al gittim, aldım bir mantar 120 milyon. Yarım kilo. Tavuk aldım 200 milyon kilosu. Aha. Nerede bunlar? Maydanoz, yeşillik 500 milyon. Bittik. Asgari ücretle çalışıyoruz. Zam istiyoruz. Yok. 100 liraya aldım. Tişört 450 liraya. Ben şimdi ne yapacağım? Bir tişörtü 5 kere giyiyorum. Yani o yüzden bir omre olmuş 3 bin lira. Bayanlar omreye gelmiyor. Röfle olmuş 4 bin lira. Kesim olmuş 500 lira. E bizde ne oluyor? Bizler ters oluktan böyle sinyale çıkıyoruz. İnsanlar perişan. Bak vatandaşa bak. Herkes perişan. Ben perişan. Herkes perişan. Ekonomi sıfır. Yani bir değişim lazım bize. O değişimi de istiyoruz yani biz. Ekonomi rezil. Ben 78 yılında babam emekli olduğu zaman bir ev almıştı. Bir de para kalmıştı araba alacak kadar. Şu anda bir emekli olan arabanın lastiklerini bile alamıyor. Ben yıllarca pazarlamacılık yaptım. Yani 90 yılında pazarlamacılığa başladım. O zamanki işler şu anda alakası yok. Yani çok güzel bir potansiyel vardı. Şu anda toptancı diye bir şey kalmadı malum. Ama şunu söyleyeyim, alım gücü o kadar düştü ki ben 2000 yılında arabamı sattım, sıfır araba aldım. 2003 yılında Emlak Kredi Bankası'ndan ev aldım. Şu anda yapamam.
Öyle bir geçiniyoruz ki yani yılanlar gibi sürüne sürüne. Türkiye neye muhtaçtı? Neye? Samana kadar dışarıya muhtaç kaldı. Samana kadar Türkiye yetiştiren bir ülkeydi. Dışarıya ihracat eden bir ama şimdi bazen dışarıdan alıyoruz. Yani ekonomi buna göre ne? Dışarıdan aldığım bir kendi yetiştiğim mal mı ucuz gelir? Dışarıdan aldığım mal mı ucuz gelir insana? Değil mi? Yani akıl var, mantık var. Ben üretirsem şunu 10 liraya alıyorsam üretirsem 5 liraya alırım ya. Bu kadar basit ya. Hiçbir şey yok. Sadece bu hükmetin gitmesi için lazım. Yeter gayri. İnsanları tam yerin dibine soktular. Zaten onun için de geldiler. Türkiye'yi mahvetmek için geldiler ve ettiler de ediyorlar da adeta. Çok daha iyi olabilirdi. Son 10 yıldır hükümetin uyguladığı yanlış politikadan dolayı maalesef bugün çok daha iyi olmamız gereken yerlerde olabilecekken gereksiz bir zorluk içerisindeyiz. Anlamsız bir pahalılık var. Bunun içerisinde de fırsatçılık da dahil. Maalesef herkes, birçok firma, özellikle bu zincir marketler fiyat politikasını nasılsa insanlar mecbur nasılsa alır. Çünkü artık insanlar matematik yapamıyorlar. Yani bir aldığı ürünün ertesi gün aynı fiyatta görmediği için bir standardı kalmadı işin. Dolayısıyla işletmeciler de evet %50 enflasyon diyebiliriz ama bir o kadar da kendi fırsatçılıklarını işin içine katarak fiyatları yukarı çıkarıyorlar. Yani. Aslında ülke olarak çok zengin bir ülkeyiz. Her türlü zenginlik kaynaklarına sahibiz. Ama bugün kırmızı mercimeği bile Kanada'dan getiriyorsak işte Kurban Bayramı geliyor. 10 binlerce angus, büyükbaş hayvan yurt dışından geliyorsa artık bu noktada yapılacak çok bir şey kalmamıştır. Biz tekstil özellikle tüm dünyaya pamuk ihracatı yapan bir ülkeydik. Pamuk bizimdi. Bugün pamuğu bile artık dışarıdan aldığımız için maalesef her şey ithal olduğu için para birimimiz de dolar karşısında zaten ortada. Dolayısıyla maalesef güzelim ülkeden hiçbir şekilde faydalanamıyoruz. Artık bu saatten sonra da benim ümidim yok açıkçası bir şeylerin düzeleceği yönünde. Yani herkes bir şeyler istiyor ama alım gücü sıfır. Yani zorluyorlar. Derler ya can üstünde gidiyoruz diye. O durumdalar yani. Hani herkes birbirinden faydalanma derdinde diyorum ben. Hani herkes, hani biz alırken zorlanıyoruz. Biz de satarken zorlanıyoruz bu sefer. Köklü çözüm yani enflasyon düşmeli. Hani yaptırımlar yapılmalı, indirimler. Evvela ev kiralarında. Yani temel araçların indirime geçmesi lazım ki insanlar rahat sosyal hayatında harcama yapabilsin. Kiralara bir çözüm bulmalılar. Hani fahiş fiyatta kiralar, ben de ev sahibiyim, vermem. O şekilde kira yani. Her şey ederinde olsun. Ederinde olursa geçim sıkıntısı olmaz diye düşünüyorum ben. Yani biz hepimiz mahvoluyoruz, mahvolmuş durumdayız. Hani hiçbir genç açıkçası kendi bölümüyle alakalı iş yaptığını düşünmüyorum. Hayır, asla geçinemiyorum. Zaten hani fiyatları biliyorsunuz işte gençlerin kullandığı nedir ya da öbür türlü şeyler hani hiçbir şekilde hiçbirimize yetmiyor. Yani %5 çok memnun, %95 ek sormuş durumda yani. Önceden kalite soruyorduk, şimdi fiyat soruyoruz. Aradaki fark bu yani. Çok kötü yani. Peynir alacağız. 20 çeşit peynir varsa önce diyorduk ki bakalım tadını. Öyle yapmıyoruz artık. Hangisi ucuzsa ona bakıyoruz.